Tam olarak talebiniz nedir efendim? Bizim tam olarak talebimiz şöyle bir şey. 28 Şubat dönemi biliyorsunuz olağanüstü bir dönem. Olağanüstü dönemlerde oluşan haksız ve hukuksuz uygulamaların olağan dönemin hukuk imkanları ile giderilmesi mümkün değil. Az önce söylediğim bu 2005 ile 2014 yılı arasında çıkarılan 12 kanun ve hala giderilemeyen mağduriyetlerin sebebi de bu. Şimdi biz baktık devlet olağanüstü dönemlerde nasıl bir çözüm üretmiş diye. Aslında yetkili komisyonlar kurmuş. İlk kurduğu komisyon 2005 yılında terörden zarar görenlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden kazanmış olduğu davalar sebebiyle Türkiye kendi içerisinde bunu çözebilir mi diye böyle bir komisyon kurulmuş. Valilikler nezdinde yetkili aldığı kararlar devletin kurumlarına bağlayıcı nitelikte terörden zarar görenlerin tespit ve tazmin komisyonları kurulmuş. Gene aynı komisyon 2020 yılında 1960 darbesinde 4000 ailenin gayrimenkullerinin elinden alınması ile ilgili bir komisyon kuruldu. Yine benzer bir komisyon biliyorsunuz bir FETÖ darbe girişimi vardı. Bununla ilgili olarak da devlet tedbiren yaklaşık 130 bin kamu görevlisinin işine son verdi. Bu yaklaşık 130 bin dosyanın hepsi OHAL komisyonu dediğim az önce iki komisyona benzeyen komisyonun mantığıyla çalışan komisyonda incelendi. Ve 17.960 kişinin terör örgütüyle ilgisi ve iltisakı olmadığına hükmedildi. Ve bununla beraber geçmişe dönük bütün her hakları hem özlük hakları hem mali hakları ödendi. Şimdi biz istiyoruz ki 28 Şubat dönemi de olağanüstü dönemdir ve 28 Şubat'ın mazlum ve mağdurları bir darbeyi göğüslerinde söndürmüşlerdir. Öyleyse bu bir darbeyi göğüslerinde söndürenlerin bu toplumun aslında onlara karşı bir borcu vardır. Nasıl ki bizim 15 Temmuz Gazi ve şehitlerine toplum olarak bir borcumuz varsa bir darbeyi engelledikleri için 28 Şubat'ın darbesini de göğsünde söndürenlere karşı toplumun borcu vardır. Çünkü toplumun o dönem içerisinde siyasi istikrarın sağlanmasıyla birlikte hem gelinen ekonomik seviye, özgürlükler seviyesi, dünya siyasi sahnesinde Türkiye'nin almış olduğu onur verici pozisyon bunların hepsinde 28 Şubat'ın mazlum ve mağdurlarının emeği vardır. Biz Cumhurbaşkanımızdan istediğimiz böyle bir komisyonun kurulması ya ayrıca bizim bu söylediğimiz komisyon modeli sadece Türkiye'ye özgü bir durum da değil. Bizim gibi başı darbelerle dertte olan başka ülkelerde de maalesef benzer komisyonlar kurulmuş. Ki hangilerinde kurulmuş bizim tespit edebildiğimiz Şili ve Uruguay'da da barış ve uzlaşı komisyonları kurulmuş. Az önce söylediğim gibi yine işte suçluların cezalandırılması ve mağdurların haklarının iade edilmesi bu yolla sağlanmış. Bizim isteğimiz de böyle bir komisyonun ivedilikle kurulması.